Bu program ileride seçimlerde belgesel olarak, belgesel yani belge olarak bütün adaylar kullanabilir. Burada tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vermek gibi bir niyetimiz yok. Kimse öyle algılamasın. Marmaris'te yapılan yanlışlıkları gözler önüne sermeye çalışıyoruz. Aslında biz bunu belediye başkanı seçildikten 2 ay sonra istifaya çağırarak söyledik. Ancak kimseyi dinletemedik. Herkes dedi ki ya Murat erken değil mi? Hayır abi erken değil. Yani balık baştan kokar. Barınakta yapılan hareketlerden dolayı biz yanlışı gördük, söyledik. Olabilir, siz 4,5 yıl sonra idrak edebiliyorsunuz. Biz bunu daha önceki başkanlarda da yaptık, şimdi de yapıyoruz, bundan sonra da yapacağız. Bir parça daha dikkatli ve menfaatçi olmaması gerekiyor Marmaristlerin düşünürken. Ben aman o bunu diyecek, ay bana böyle yapacak, bunu baskı altında olmayın arkadaşlar. Biz sizin sesiniz, solunuz olacağız. Gerçeğin rotası aslında 4-5 yıl önce başlamıştı. Rotayı biz size gösteriyorduk. Rotasından sapanları gösteriyorduk. Şimdi farkına vardı Marmaris'in çoğu. Asap bozucu bir şey var duruma. Kaybeden bir, aslında 5 yıl var. 4-3 yıl diye geçiyoruz ama kaybeden 5 yıl realde de bir gerçekten bir 5 yıl değil. Yani yalan olan şeyler, proje ve vaatler gerçekleşmediği için faturası 5 yıl değil, çok daha uzun süre hissedilecek. Murat, otopark çilesi bitti mi? Otopark çilesi bitmedi çünkü otopark yapılması için en belirgin yere Luna Park yaptılar efendim. Çarpışan arabaları park ettirdiler oraya, Luna Park yaptırdılar. Hangi şartlarda yapıldığını da bizler biliyoruz, vatandaş bilmiyor. Luna Park yapılan alanın kesinlikle en büyük, Marmaris'in en büyük otoparkı olması gerekiyor. En belirgin yer orasıydı. Çarşı da hareketlenecekti. Sanayi sitesi dert olmaktan çıkıyor. Nasıl dert olmaktan çıkıyor? Çivi çakılmadı, herhangi bir çivi de sökülmedi. Aynen duruyor. Bu da bir kandırmaca vaat diyelim. Bizi bunlarla kandırdılar. Ben de bu belediyeye, bu belediye başkanına oy verdim. Bu belediyenin desteklenecek, sağdan soldan tutulacak herhangi bir yanı yok. Karşı partileri şu anda ellerini ovuşturmuş şekilde bekliyorlar. Keşke Mehmet Oktay yeniden seçilse diye. Serkan Yazıcı'nın haberi yok. Ben Serkan Yazıcı'ya vereceğim diyor. Eğer bu tekrar seçilirse ya da kötü bir aday seçilirse. Yani subliminal olarak AK Parti'ye vereceğim diyor. İşte İYİ Parti'ye vereceğim diyor. Yeni belediye hizmet binası 4,5 yıl sonra yapılıyor. Apar topar yapılıyor seçime yetiştirsin diye. Kimin yaptığı belli değil. Hiçbir şeffaflık yok. Çok ağır ithamlar var belediyedeki inşaattaki satın almalarla ilgili. Umarım yeni gelen belediye başkanı bu faturaları inceler, bütün ihaleleri incelerler, bütün verilen ruhsatları incelerler, öyle o koltuğa otururlar. Yoksa vebali boyunlarına olacak. Çevre dostu bir belediye hizmet binası ihtiyacımız diyor. Aşırı büyük ve hiç modern değil. Bir Akdeniz mimarisi yok, Ege mimarisi yok. Çevre dostu falan olduğuna da inanmıyorum. Apar topar onu da bozmuşlardır. Böyle bir yer mi Marmaris Yaşam Merkezi? Evet, harika. Eski belediye binasını yıktılar. Seçim beğenlerimizin ya da projelerde en beğendiğim proje buydu. Sosyal tesisti. Şimdi bak bunu açıklayayım. Yani gerçekten trajikomik olan işte bu. Kara mizah dediğim bu. Yeni ihalesi yapıldı buranın. Bana göre Mehmet Oktay'ın artık bu işi yapmamasının gerekten tabii çok daha büyük problemli işlere de imza attı ama şimdi rezaletin daniskasını izleyeceksiniz. Marmaris'e söz verip de bakın neler yaptığını, nasıl bir ihaleye çıkardıklarını burayı onu anlatacağım. Bunu cebinize koyun, hiçbir zaman unutmayın. Çünkü burası bizim için çok değerliydi. Çocukluğumuzdan beri gittiğimiz, geldiğimiz bir bina. Ve buraya deniz manzarasına karşı bir sosyal tesis. Otoparkı dahi olmayan bir binada hizmet almak da vermek de oldukça zor. Bu binayı ivedilikle yeniden inşa edeceğiz. Ve yerine genciyle, yaşlısıyla, kadını erkeğiyle bir arada yaşayan bir yaşam merkezi yapacağız. Yani burada gösteri salonları, dans, müzik, tiyatro ve resim stüdyoları yer alacak. Bizim Marmaris'in buna ihtiyacı var. Özellikle de ücretsiz olarak bunların yapılması gerekiyor. Anadolu'nun her tarafında bu tarz yerler var. Ve belli sayılarla, belli periyotlarla ücretsiz olarak vatandaşa halk evleri gibi destek veriyorlar. Ama yok böyle bir şey tabii ki yer alıyor. Ayrıca gençlerimiz için okuma ve üretme salonunu kadınlar ve emekliler kahveleri içinde barındıracak. Projemizin belki de en sevilen bölümü ise teras katta yer alacak olan
tüm Marmaris yaşayanlarının faydalanmak için yarışacağı bir sosyal tesis olacak. Gerçekten bak, Mehmet Oktay sadece bu projeyi yapsaydı, geri hiçbir şeyi yapmasaydı, ben gider koşa koşa hiçbir şeyi görmezdim. Çünkü bu tarihi bir bina olacaktı. Ama 6 Aralık'ta buranın ihalesi yapıldı. Yeni. Bakın gideceksin. Hani gideceksin, hiçbir yolu yok. Bu iş burada bitecek. Ama gider ayak sen burayı 25 yıllığına ihaleye çıkarıyorsun. Ve verilen bedel üzerinden de 3 tane teklif geliyor. Hiçbir yerin teklifi kabul edilmiyor. Prestij projeleri dedikleri aslında katliam ve aptalca projelerdi. İçmelerde de birini iptal ettirmek için uğraştık. Burası normal şartlarda gösteri salonları, dans, müzik, tiyatro ve resim stüdyoları yapılması gerekirken, içinde kadınlar ve emekliler kahveleri olması gerekirken, gençler için okuma, üretme salonu yapılması gerekirken, terasta Marmaris yaşayanlarının faydalanmak için yarışacağı bir sosyal tesis olması gerekirken, burası 1+1 68 tane odadan oluşan ofis olacak. Çünkü 25 yıllığına birilerine peşkeş çekilecek orası. Halkın yerlerini teker teker özel şirketlere, halk aşağı üzerinden devrettiniz. Zarardasınız, kasanız boş, utanın. Bak şimdi bu lafı birazdan hep göreceksiniz. Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi diye el alemin hizmetiyle seçim projesi vermeyeceksin. Burada gidip kanalizasyon, su bir şey yapamıyorsunuz. Bir de bunu buralara koyuyorsunuz ama uğraşmak yerine kavga edip bunları tamamıyla yok ediyorsunuz. 70 yıl sonra geldi deniliyor. Su 70 yıl niye bıraktınız Osman Gül'e? Bunu da sormamız gerekiyor. Kardeşim 25 senedir oradasın. Su niye şimdi yapılıyor? Bu da boş geçen bir vaat. Bu da hiç bununla alakalı, içme suyuyla, altyapıyla alakalı hiçbir şey yapılmadı. Çeşme Bey'in çeşmesine kavuşacak. Çeşme. Bravo. Gerçekten çok büyük, ileriye doğru da içtikçe hatırlayacağız kendisini. Çeşme Meydanı'nı bu hale getirdiği için kendisini alkışlıyoruz. Orijinaline yakın bir çeşme yaparak 4,5 yılda bize, vatandaşı düşünerek bir proje yaptığı için Mehmet Oktay'ı kutluyoruz. Çeşme Meydanı vatandaşlar için ekstradan yapılmış şey, çünkü orada tepki geliyordu. Gerçekten orası çeşme yerine havuz gibi bir şeydi. Saçma sapan, hani yanlış bir projeydi. Hani ben onu da yaptım bak. Orijinaline yakın bir çeşme yaptım. Ha, orijinaline yakın da tam olmamış. Keşke orijinalini yapsaydı. Mutluluk otogarına başladı. Marmaris'e geldiğim zaman otobüsle mutlu oluyorum. Bak oraya gene sallamasyon bir tane şey konulmuş, çizilmiş. 3D otogar. Ne kadar güzel değil mi? Hani yerel, çok katlı değil, betonarme değil. Tel örgü çekildi çevresine. Sadece bariyerlerin altından eğilerek geçiyoruz. Yağmur zamanı da ıslanıyorsunuz. Dolayısıyla hiçbir değişim olmadı. Sen zaten büyük şehirle kavga ettiğin sürece 5 yıl böyle zarar görür. Çift taraflı bisiklet yolu yaparak trafik engellendi ki orada gelen tepkiler var. Çift taraflı yol niye yapıyorsunuz kardeşim diye. Çok haklılar, çok yanlış olmuş ama güvenli asla değil. Ben çocuğumla bisiklet yoluna birkaç kere gitmeyi denedim. Özellikle kavşaklarda falan çocuğunuzu okula mokula yollayamazsınız. Hollanda'daki gibi trafik ışıkları, bisikletler içinde trafik ışığı olmalı. Bisiklet önemli bir konu. Bu da gerçekleşmeyen, güvensiz, saçma sapan bazı yerlerde demirler var, bazı yerlerde kalktı falan. Otomobiller park ediyor. Hiç bunlara ceza yok. Bir saat koyarsın, o saatte bisikletçiler binmesin. Tur otobüsleri geliyor, malzeme indirecekler geliyor dükkanların önüne. Yan sokaklar var. Eskiden öyleydi, kasayla taşırlardı. Israrla bisiklet yolunun üzerine niye park ediyorsun? Yasaklayacaksın kardeşim. Otelinizin önünde indirmeyin. Yanında yol var. Bisiklet yolunun üstüne park ediyorsan cezayı yiyeceksin. Ama hiçbir güvenlik yok. Bir de bisiklet yolları hakkında son şey, bir anda şak diye yolun ortasında kalıyorsun, bitiyor yol. Şimdi bisiklet konusunda çok geriyiz, güvenliği konusunda da çok geriyiz. Deprem haritası kullanıyor. Böyle bir şey yapılmadığı gibi yangında, depremde, AFAD'la organize çalışmayıp, AFAD'ın deposu varken işte spor salonunda depo açtılar. Birbirleriyle sürekli iğrenç bir şekilde mücadele edildi. Gelen malzemeler talan edildi, iddiaları çok fazla. Bilinen şeyler de var tabii ki. Deprem konusunda değil, sınıfta kalmak, ellerini oynatmadılar. Adamlar Simpaşa ona buna koşturmaktan
destek olmaktan Marmarisleri düşünmediler. De geçeceksin bunları, ne depremi. İspatlasınlar, biz bunu yaptık depremle ilgili. Pazardan bir fotoğraf paylaşıldı. Proje bant yerine getirildi mi? Hayır hayır canım, ne alakası var? İzleyicilerimiz yapsın bu pazar yeri yorumunu. Bunu çıksın, biz yapamadık, yapamadık, yapamadık. Ama hani deprem, yangın, kar demeyeceksin. Deprem burada olmadı, yıkılmadık. Yangında işte dışarıdan geldiler, söndürdüler. Yandık, bittik, mahvolduk. Yani bahane üretilecek bir şey yok. Devam edelim. Çocuk kreşe, anne işe. Yok, halk kreşi falan böyle bir şey yapılmadı. Bu tamamıyla yalanın dik halası. Kreş ya, kreş yapacaksın, ne maliyeti olur? Bir yığın hayırsever var Marmaris'te. İstersin kreşini de yaptırırsın. Şu birçok yapmadığın hizmet belki maliyet bile değil. İyi ilişkiler içerisinde olsaydın, kafan başka şeylerle olmasaydı, bak sponsor da bulursun, yatırımını da bulursun, destek de alırsın, gideceksin büyükşehirden de isteyeceksin, devletten, hükümetten de isteyeceksin. Abi çocuk kreşi, Allah rızası için ya. Yani şunlar yapılmayacak şeyler. Ne yaptınız? Kasa niye boş arkadaşlar? Ne yaptınız peki siz ya? Öğrenci dostu belediyecilik. Ya eğitim kenti oldu. Muğla Üniversitesi'nden otobüslerle gençler getirildi. Ha, nereye getirildi? Eğitim amaçlı değil, rehber amaçlı çalışmalar değil, Barlar Sokağı'na getirildi. Dolayısıyla o şekilde eğitim kenti diyebiliriz. Şimdi iyi turizmcileri yetiştireceğiz. Yani çok güzel bir proje de ama dediğim gibi bak buna bir para falan harcamayacaksın. Yine çok basit uçak bileti bir şeylerle yapabilirsin ya da GETOP para harcayabilir, turizmciler para harcayabilir. Ve bu projeyi rahatlıkla yapar. Bunda bir şey yok ki. Onu anlatmaya çalıştım geri giderken. Dalga mı geçiyorsun sen bizde bir daha aday olarak? Kısa mola hizmetinde öyle bir şey olmadı. Çünkü Büyükşehir Belediyesi'ni dışarı attınız. Bunlar mevcut da vardı. Bazı sistemleri, mavi bayrağı onu bunu almak için yapmak zorunda olduğumuz şeyler vardı. Bunu Engelliler Derneği'ne de sormak lazım. Marmaris'teki engellilere sormak lazım. Engelli ailelerine. Ben bir şey görmedim. Trafik ışıklarında da engelliler için bir şey görmedim. Sokakta da zaten önceden yapılmış yollarda engelli yerler vardı. Ekstra amşam hiçbir şey görmedim. Varsa yazabilirler bizi. Şunlar şunlar yapıldı diye sonra da yazabilirler. İnançları saygılı belediyecilik. Cemevinin yapıldığını hatırlamıyorum. Türkiye genelinde öyle bir devlet desteğini duydum. Projeler çok güzel. İşte diyorum ya birisi yazmış. Ya bunlar zor iş mi? Her dini mezhepten kişilere verin kardeşim. Onlar liderler, onları burada götürürler. Aleviler, dernekler, temsilcileri, Hristiyanlar, Ruslar, hepsi bütün ibadethaneleri kurmak için yarışır. Halbuki Marmaris için çok faydalı olması gereken bir mozaik. Spor kenti Marmaris. Kürek Yelken Kanalı ve benzeri dağların altyapılarını oluşturacağız. Yapıldı mı? Hayır. Burası hassas konu. Benim hassas konum. Yani yeni gelecek belediye başkanı da en çok eleştireceğim şey, parası olmayan çocuk Marmaris'te spor yapamıyor. İki çocuğu olan bir aile çocuğunu spora yollasa, kültür sanat etkinliğine yollasa ki bu Türkiye'de, yani dünyada çok normal bir şey. Bir çocuk bir tiyatroya gidecek, müzik derslerine gidecek, yüzmeye gidecek, futbol oynayacak. Ama parası olmayan bunları yapamıyor. Ücretsiz yapılması gereken işleri yapmadıkları gibi şu anda söyledikleri kano, yelken, deniz kentiyiz. Çocuklar bırak kano yapmayı, denizi göremiyor. Gözeten belediyecilik, sığınma evi yapılacak, istihdam merkezi kurulacak. Bunlar yapıldı mı? Sadece fakir fukara var belli şeyler. Onlara belediye yıllardır destek veriyor zaten. Onlar da oradan devam edildi. Ne sığınma evi, ne gıda bankası, ne istihdam merkezi. Yani yok böyle bir şey ya. Şeffaf belediyecilik. Çok şeffaf belediyecilik için bak orada koymuşlar ama şu kadar girdi bu kadar çıktı. Bu harcama bu. İçmenler'deki inşaatı kim yapıyor? Bunları bildirin. Kime nasıl verildi? Kim niye yapıyor? İnşaat firmalarının isimlerini açıklayın. Önlerine koymuyorsunuz. Suç işliyorsunuz ve kimse buna dur demiyor. Bize Marmaris yeni belediye binasında alınan malzemelerin faturalarını da açıklayın. Bilgi toplamak için arıyorum, meclis üyelerini arıyorum, partilileri arıyorum. İhaleleri bilmiyorlar. Eski belediye binası yıkıldı, sosyal yaşam tesisi olacağına, şimdi iş merkezi yapılıyor ya, yani bir çizin verin kardeşim önümüze bir bakalım diyorlar.
çizilmedi diyor. Neyi çizilmedi ya? Neyi bitmedi? İhaleye çıkıyorsun. Ay yetişmedi diyorlar. Ay şimdi oldu. Ay şimdi gelecek diyorlar. Ve hiçbir meclis üyesi bunu görmeden ihale yapılıyor. Ne olacağını bilmiyoruz orada. Benim en büyük şeyim işte bu barınaktı. İkinci ayda ben İhsan Öztürk'ü istifaya çağırdım. Barınakta dönen dolaplar yüzünden. Ve belediye başkanına dedim ki bak bunun vebali altında kalırsın. Bu senin üzerine komplo teorisi gibi komplo yapılabilir. Gidelim özel bir veteriner çağıralım. Girelim yanlış mı eksik mi görelim kardeşim burayı. İddialar çok büyük. O kadar baskı yaptık, o kadar üstlerine gittik ki en sonunda kendi seçimdeki sekreterini koydu. İçeride dönen dolaplardan bir ay dayanabildi. Bir soruşturma açılsaydı eğer belediye temize çıkacaktı. Ve barınakta çok çirkin olaylar oldu. Hayvan sevgisi olmayan, hayvanın üzerinden sebeplenmeye çalışan insanların, hayvanı düşünmeyen bir insanın, belediye başkanının insanı düşünmesine imkan yok. Hadi Marmaris'te ne oldu? Ay daha iki ay oldu Murat, niye işte eleştiriyorsun? Daha erken değil mi? Hadi bakalım buyurun. Balık baştan kokar. İnsanlar ne yapacağı bellidir önceden, karakteri bellidir. Yani adamları biliyorsunuz zaten. İki ay oldu, niye eleştiriyorsun? Ne oldu şimdi, siz niye eleştiriyorsunuz? Ben Marmaris'in düzelmesini, korunmasını, çocuklarımıza, torunlarımıza biz nasıl emanet aldık, geri o şekilde teslim edilmesini istiyorum. Beni sinirlendiren barınaktır arkadaşlar. Ben barınak konusunda hiçbir eleştiriyi kabul etmiyorum, bahaneyi kabul etmiyorum. Barınakta yapılacak çok şey vardı, yapmadılar. Denizin altı zenginleşecekse, denizlerimizi koruyacaksan kardeşim Karacasöğüt'teki antik limanın üstüne sen gidip Muçev'e nasıl liman izni verirsin ya? Nasıl ruhsat verirsin arkadaş? Çevreye zarar veren projelerine niye onay veriyorsun? Hemen orada soruluyor iddialarda. İşte Cumhuriyet Savcısı zaten onları kontrol etmiyor. AK Parti'den herhangi bir soruşturma açılmıyor. Çünkü Ali Acar döneminde 3300 soruşturma varken Mehmet Öktay döneminde doğru düzgün hiçbir soruşturma yok. Bunun hesabını o meclis üyeleri de verecekler. Değerlerimizi geleceğe taşıyacağız. Yok burada bir şey. Hiç öyle bir şey yapılmadı. Arşiv yapılmadı. E-Marmaris diye bir şey ben görmedim. Öyle bir şey yapılmadı. Aplikasyonumuz yok. Kesinlikle öyle bir şey yok. Halk Kafe bir tane göstermelik 19 Mayıs meydanına yapıldı. Bir tanesi de 4,5 yıl sonra Marmaris'te Atatürk Meydanı oraya yapıldı. Ne çocuk için güvenlik var, göstermelik yapıldı. Yol kenarına yeni açtıkları ki seçim sonrası hemen birilerine peşkeş çekilecek. Hepimiz el işi öğreniyoruz, serigrafi öğreniyoruz, folklor öğrendik. Ben bunu doğru düzgün görmemişim gibi. Gerçekten böyle bir şey var mı bunlarda? Evet, içmeler. Sol tarafta ruhsat verdiğiniz, Marmaris'e en büyük zararı veren Simpaş'ın yeri var. Kızılbük solda. Adanın ince ucunun hemen üstündeki alan. Orada bir yapılaşma var bak. Şimdiki fotoğrafını görseydiniz lanet okurdunuz. Şimdi orası yok. Orası bembeyaz. Çevre talan edildi. Habitatı yok edildi. Yok edilmeye devam ediyor. İçmeleri zaten bu projeyle yok ettin. Yaz sezon boyunca o kamyonlar, beton mikserleri, işletmecileri mahvetti. Halkın yerini, halkın meydanını halk aşağı üzerinden çok düşük fiyata usulsüzlük yaparak başkalarına vererek hatta onlar da şimdi başkalarına verdi ki tabela da yok. Marmaris Belediyesi'ne zarara uğrattınız. Bunun da hesabını herhalde soracaklar. Ne tarzı yok öyle bir şey. Bazı yollar kapatılırsa otopark Luna Park'ın oraya yapılırsa hafif raylı sistemle insanlar bir yerden bir yere getirilebilir. Devletten de bu destek alınır, dışarıdan da kredi alınır. Gerekiyorsa Yalancı Boğaz'a kadar gidebilir. Ama bunun daha turistik amaçlı, yani içmeleri de gidebilir. Taşımacılıkta bir rahatlık sağlayacaktır ama turistler için harika olacaktır. Birisi geliyor, ben arsa sahibi, ben bu ağacı istemediğim kes, işte bu tehlikeli kes. Onu hala daha ağaçları koruyamıyoruz. Hala daha ağaçları kesiyoruz. Bırak yeşili korumayı, yeşil alanları da katledip özel firmalara peşkeş çekiyor. Ne yeşili ya? Halk plajı falan kalmadı. Normalde havlunu alıp oradaki kafelerin, barların, beach club'ların oraya yatabilirsin ama dayak yemezsen tabii. Var tabii ufak tefek var ama önemli olan zaten kontrol yapamadıkları için denize sintineler boşaltılıyor.
Hiçbir şey korunmuyor. Ne marinalar kontrol ediliyor, ne su analizleri yapılıyor. Hiçbir önlem alınmıyor. Bunların hiçbiri yapılmadı. Buldukları yerleri zaten Ankara'daki Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın iş adamlarına kiralıyorlar. Eğer böyle bir kamp yeri varsa söylemeyin. Bulup onları da kiralayacaklardır. Eşini, dostunu, akrabalarını. Sürdürülebilir belediyecilik derken Allah rızası için ya. Sizden rica ediyorum, sakın bu belediyeyi sürdürülebilir yapmayın. Bu anlayışla belediyecilik olmasın. Marmaris artık dibe vurdu, zıplayamıyor da. Sakın bu belediyenin sürdürülebilirliği falan olamaz. Zararını siz çekersiniz. Çevre dostu belediyecilik. Büyükşehir Belediyesi'nde bu da, geçeceksin onu. Huzurevi vardı, onu da betondan dolayı, depremden dolayı pardon, yıkacaklar. Yakında orayı da birilerine hemen giderek 25 yıllığına kiralarlar. Böyle pazar var mı? Hayır. Yok canım. Yöresel pazar falan nerede? Bir yerel tohum gıda arkadaşlarımız var. Salı günleri sanıyorum. Belediye pazarının orada tezgah açıyorlar. Marmaris Kart. Geç abi geç. Yeni stadımız. Geç abi. Hisarönü ekoloji şenliği. Hisarönü rüzgar sörfü şenliği. Bozburun yat şenliği. Selimiye yerel lezzetler şenliği. Söğüt çağla şenliği. Kız Kumu Şenliği, Bayır Osmaniye Bal Şenliği, Taşlıca Dokuma Şenliği, Turgut Fıstık Şenliği, Çamlı Çilek Şenliği, bunu rahmetli annem yapmıştı, Karaca Söğüt Çilek Şenliği. Bak bunların hepsi çok doğru projeler. Ya bunlar basit ve yapılacak şeyler. Hepsi sponsorunu bulursun, gel sen organize et dersin ya. Evet, bu fotoğrafa bakalım, kaç tanesi Mehmet Oktay'ın yanında duruyor, kaç tanesi bu işten menfaat sağladı. Diğer partilerden onda var. Bir de asıl böyle genel parti dönemin ilk fotoğrafı elimizde olsaydı, topluca çekilmiş. O zaman o ekipten kaç kişisi kaldı arkamızda diye. Bu üyelerin yarısı bile yoktu. İyi Parti'den gelip partilerine dönmeyen, sistemin içinde kalan arkadaşlar vardı. Onun dışında birkaç tane meclis üyesi, diğerleri orada yoktu bile. Marmaris'te Atatürk sömürülüyor. Marmaris'te halk sömürülüyor. Marmaris'te cumhuriyet sömürülüyor. Bayrak sömürülüyor. Ama ben 29 Ekim'de, 10 Kasım'da neredeyse bunların hiçbirini görmedim. CHP'li Marmarislilerin 29 Ekim'deki ve 10 Kasım'da yerinde olmayan, bunu AK Partili bir belediye başkanı yapsaydı topa tutardınız. Ama 10 Kasım'da yoktu. 29 Ekim resmi töreninde yoktu. Sadece geçiş törenine geldi. Akşam kutlamaya geldi. Yeme içme vardı. AK Partili bir belediye başkanı olsaydı canına okunurdu 10 Kasım'da ve 29 Ekim resmi törenlerinde olmadığı için. 29 Ekim törenlerinde 15 bin kişi vardı. Seçilen yanlış konser yüzünden yarım saatte kum gibi dağıldım. 1000 kişiye düştü. Bunlar resmi rakam. 15 bin kişi yarım saat içinde bunu görüntüledim. Ama belediye başkanımız orada halkla coşacağına, ben çevreciyim, havai fişek istemiyorum ama 100. yılı bir kere kutlayacağız arkadaşlar. Bir kere kutlayacağız. Burada halk o gün deniz kenarında sabaha kadar oturmalıydı, eğlenmeliydi, havai fişek gösterileri izlemeliydi. Halk orada oturup konser izlerken belediye başkanı arkada yatta oturup atraksiyonlarda bulunmamalıydı. Dolayısıyla cumhuriyetçiliği, Atatürkçülüğü, halkçılığı, milliyetçiliği, devletçiliği, inkılapçılığı kullanmayın arkadaşlar bu seçimde. Eleştireceğiz. Bizim kimseye şeyimiz yok. Eyvallahımız yok. Eleştireceğiz. Kullanmayın. Kullanmayın. Yazacağız, çizeceğiz. Ayıptır ya. 29 Ekim 100. yılda 29 Ekim haftasında bir hafta boyunca etkinlikler yapıldı. Belediye başkanı ortada yok. 10 Kasım'da belediye başkanı ortada yok. 29 Ekim törenlerinde herkesin gözünün içine baka baka arkada teknede oturuyor. Ne yaptı zaten herkes biliyor.